Göz çıkmış. Ay, devlet meselesi yaptı. Abla gerçekten göz göz olmuş. Ne çıktı bu gözler? Ben görüyorum orada bir çift kenafir göz hala duruyor. Bak duruyor. Gök gök bakıyor Esma'ya. Şimdi yorumlayacaksın. Asiye Hoca'nın yorumuna gel. Ay. Ay darlandım vallahi darlandım. Sen bırak sen bırak İpek alır sen oku. Hadi. Yorma sakmanım için. Hadi hadi. Düşman var burada. Düşman görüyorum. Uf, kara bir şey, kapkara. Nasıl? Esma gibi mi? Kendi de kara, niyeti de kara bunun. Kömür gibi durmuş böyle. Yıllarca toprağın altında durmuş durmuş, beklemiş beklemiş. Sonra böyle küllerinden dolmuş gibi hanım. Bu dün bugün değil bu. Böyle yıllarca sanki böyle beklemiş böyle sinsi sinsi dikmiş gözlerini, hep böyle düşman olmuş size bu. Sonra bu böyle bir fırsat kolluyormuş sanki. Ya da kolluyor. Bunun deve kini gibi kini var anladım size bu. Kocaman bakın deve var burada. Niye? Kimmiş? Neredeymiş? Onu söyle. Ay, konuma da Asiye. Esma mekan basınca. Anam bunun böyle bir ayağı evin içinde, bir ayağı evin dışında böyle. Hem bir şey gibi böyle bizden gibi, evin içinden gibi ama değil de gibi. Ne biçim tarif o öyle? Anneciğim tüylerim diken diken oldu. Asiye sen de ağzını hayra aç. Rüya bile hayra yorulur. Tamam tamam. Bırak ne görüyorsun söylesin. Ben göremedim hanımın bunun kim olduğunu. Göremedim. Yok. Ama bir şey yapmak, bir önlem almak, tedbir almak lazım. Bu içten içten uyuyor bu size. İçimizden biri ha? Evden, bu evden biri. Vallahi hanımım bu, bunun bir ayağı evin çatısında, bir ayağı işin çatısında. Şöyle kim bilir gibi diyeceğim sanki. Akif Bey diyeceğim ama değil Akif Bey değil bu. Bu bir ortak. İşte bir ortak. Yok hanımı vallahi anlayamadım. Bu beyimin bir iş yaptığı biri bu. Ay bir kuru gümüşte neler gördüm. Pes. Ay.
Nihayet aklınıza geldik Adem Bey. Ya vallahi kardeşim, ne desen haklısın. Benim çok sonradan haberim oldu. Bu geri zekalı Kadir, tövbe ya Rabbim, bana çok sonradan söylemeyi akıl etmiş. Nasıl, iyi mi? Murat, sağlığı yerinde mi? Bilmiyoruz. Yani doktorlar zamana ihtiyaç var diyor. Ama yürüyemeyebilirmiş. Olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yani o bir boran. Anlatabiliyor muyum? Yani bence küllerinden doğacak ya. İnşallah. Yani biz de öyle inanıyoruz. Olacak kardeşim, olacak, olacak. Olacak. Göreceksin, olacak. İnanç. İnançlı olacaksın. İnançlı olana çıkmaz sokak yok kardeşim. Sen neredesin? Ben Konya'dayım. İki güne bir iş sığdırmaya çalışıyorum. Sürekli toplantıdayım. O yüzden de biraz geç haberim oldu. Yani kardeşim gibi üzüldüm. Var mı yapabileceğim bir şey? Varsa hemen yıldırım gibi gelin. Var mı bir şey? Yok, sağ ol. Sağ ol, eyvallah. Eyvallah. Dönüşüm daha belli değil. Burada böyle bir iki ufak pürüz var. Onları halleder halletmez döneceğim. Bu arada senin ikinci partiyi de yapıyoruz. Bunu da dönünce böyle bir kutlarız. Tamam ya, tamam, şimdi tek derdimiz o olsun. Hadi kazasız belasız. Ay biraz içim açılsın dedim, iyice kasvet çöktürttün içime Asiye. Ay dök demez olaydım. Üzgünüm hanımım ama bilmek iyidir, tedbir alırsın. Bu hastalık gibi bu adam. Anlamadım ki bunun kim olduğunu yani. Ha bir isim bile gelmiyor benim aklıma. Erkek demesen gelecek tabii birileri de. Erkek deyince şimdi. Kim var dışarıdan bizim içimizi o kadar bilecek yakınımızda? Ay. Sen ne yapıyorsun öyle dalmış dalmış? Fotoğrafı ilk defa mı görüyorsun? Anneciğim, babamın fotoğrafını öyle dalmışım. Takım elbisesi falan. İlginçmiş. Siz özel mi diktiriyordunuz? Ben neredeyim, sen neredesin? Ay ben biraz nefes alacağım. Hadi sen de şunu döküyor musun, yakıyor musun, ne yapıyorsan. Öf. Gel. Bir dakikanı alabilir miyim? Tabii, gel. İyi misin sen? Gergin gibisin biraz. Ya iftar yaklaştı ya. Biraz ondandır. Benim de hemen acilen atmam gereken birkaç tane mail var. O yüzden geldim. Eğer yani çok acil değilse... Acil mi bilmiyorum. Yani önemli mi yoksa ben mi kuruntu yapıyorum onu da bilmiyorum. Zaten bu yüzden seninle konuşmak istedim. Senin işle ilgili öngörülerine de çok güveniyorum zaten. İş mi? Fikret anlatma dedi. Yani anlatma dedi ama ben onun için çok tedirginim. O senin gibi değil. Yani hani... Fevri davranabiliyor. Düşünmeden hareket ediyor. Benim de düşünmem gereken biri daha var artık. Konu nedir İpek? Fikret de Adem iş ortaklığı yapıyor. Sen emin misin ya? Fikret'in o gibi bir iş ortaklığı olabilir.
Eminim, ben de yemeğe gittiğimizde öğrendim. Ne, bir de akşam eve yemeğe mi gittiniz? Kutlamaya çağırdılar. Benim de haberim yoktu. Evin önüne geldiğim zaman öğrendim. Bir de lavaboya diye gittim. Yanlışlıkla Adem'in odasına girdim. Böyle başucunda kocaman bir takım elbise. Bizim şey gibi. Yani böyle antika gibi bir şey. Tuhaf bir adam Faruk o. Üzerine bir de Süreyya ile iş ortaklığı yaptılar. Ne? Ne? Süreyya ile ortaklık mı? İşte okula ortak ya. Ben Esma anneye söyledim. Daha sana söylemedi mi o? Süreyya da mı? Süreyya da söylemedi tabii. Ben her şeyi sana anlatıyor diye yani özür dilerim. Baksana yani adam senin etrafındaki bütün herkese bulaşmış, bir senden uzak. Ay çok saçma bir durum bu. İnelim hadi. Faruk. Peki. Bu konudan şimdilik kimseye bir şey bahsetme. Tamam mı? Ben de zaten sana onu söyleyecektim. Hani Fikret'in falan haberi olursa sen benden duymuş olma, olur mu? Tamam, merak etme. Bugün de dualarımızı kabul et. Oğluma da, tüm şifa arayanlara da şifalarını ver. Amin. Hadi gidin siz de açın iftarınızı. Biz hallederiz gerisini. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Aşkım nerede kaldın ya? Kusura bakmayın, lavabodaydım, geciktim. Olsun. Hadi bakalım, başla, soğumasın. Yavaş, sıcaktır o. Afiyet olsun. Ha? Beğendin mi? Yakışıklı da bayağı bize ne oldu ha? Hı. Annesi olmadığı zaman bize takılmayı seviyor. Yani ben İpekli bir ev almak istiyorum. Ama Faruk Bey bütçe vermiyor. Oldu. Sen seni gibi az koşturacaksın. Biz ufacık meblağ için yalvaracak mıyız abi? Şirketin kasasından çekmedim çünkü parayı. Kredi aldım. Kredi. Ha, merak etme. Kendi aylık bütçemden geri ödeyeceğim. Bir sakıncası yok değil mi? Ha? Keşke siz de burada olsaydınız Adem Bey. Bu telefonumuz zorluklarınızdan biri olsaydı. Keşke şöyle yanına uzanıp bir kıvrılsam. Uyuyacaksın mı? Uyutursam. Ya artık sen bir yere gitme ya. Ya da gidersen ben de geleyim peşinden. Nefes al, nefes. Şaka yaptım. İş güç sahibi kadınım. Koşturamam senin peşinde. Dönünce iftarı biz de yapalım mı? Ya şimdi de sen bir soluk al. Ama ben ciddiyim. Annenle mi tanışacağım? E merak ediyor kadın tabii. Nemrut oğlunu niye gevrek... Gevrek gülüyor diye. İstemezsen? Yok. İsterim canım. Neden istemeyeyim? Ya alt tarafı... Ya iftar yapacağız, yemek yiyeceğiz. Tabii isterim. Tanışacağız yani, tanışmak iyidir. Sen o zaman şey yap.
Yap işlerini, günü bana söylersin, şey yaparız. Öpüyorum ben. Anne, annemle tanıştıracağım dedi. Ha yok ya. Annemle tanıştıracağım dedi. Annemle tanıştıracağım dedi. Ne tanıştıracağım dedi. Yavaş yavaş oğlum. Abinleri mi düşünüyorsun sen de? Abimler, bir anda Murat. Başka düşünecek ne kaldı ki? Ya gerçekten sağlıktan daha önemli bir şey yok İpek. Allah korusun. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah. Onca umut, beklenti, heves. Bir anda kursağında kalsın. Çok acı Fikret. Ya biliyor musun, ben hayatımda abimi bu kadar üzgün görmemiştim. Gerçekten. Annen de perperişan oldu kızım. Veliaht beklerken. Ay yazık. Evet öyle, ben bir ara yemek masasında böyle hastanelik olacak falan diye korktum yani. Yine iyi kaldırıyor bütün bu olanları. Pek bir şey diyeyim mi? Pek ne olur biz bu tahlilleri sıkı sıkıya yaptıralım, tamam mı? Yani takip edelim. Yok, ben hemen yarın sabah arayacağım zaten doktoru. Fikret. Ha? Böyle bencillik yapıyormuş gibi olacak ama. Ben çok korktum. İnşallah bizimkine bir şey olmaz yani, sağlıklı olur. Şşş. Düşünme öyle şeyler. Düşünme. Buyurun. Gelebilir miyim? Ha, gelebilirsin tabii. Sen bu halde nereye gidiyorsun? Ne var halimde? Okula gidiyorum. Yani... Süreyya... Biz çok üzüldük. Fikret'le uyuyamadık bütün gece. Çok zor bir durum biliyorum. Yani yok, zor bir şey yok. Sonuçta dün de bebeğinizi bekliyorduk, bugün de. Genetik miymiş peki bu durum? Ben korktum biraz. Az önce doktorumu aradım da... O ikili tarama testi diye bir şeyden bahsetti bana. Onda belli oluyormuş galiba. 8000'de bir ihtimal İpek'ciğim. Yani ikisinin de aynı aileye çıkacağını zannetmiyorum. Senin korkmana gerek yok. Sen korkmuyor musun peki? Ben olsam doktoru dinlerdim. İyi, dua edelim o zaman. Sen böyle bir karar vermek zorunda kalma. Süreyya. Bak, bence sen çok üzgün olduğun için doğru düşünemiyor olabilirsin. Yani... Özürlü olabilir. Özürlü mü? Yani hani... Ne için özür dileyecek? Anlamadım. Ben seni anlamadım İpek ya. Özür nedir Allah aşkına? Bir insan kendi kontrolü dışında bazı şeylerle eksik dünyaya geliyor diye neyin özrünü dileyecek, bana söyler misin? Ya da kusurları var diye. Engellere rağmen bir sürü güzel şeye imza atıyor insanlar. Haberin var mı senin? Yok. Ve biz sadece kusursuz olanlarını sevmeliyiz, öyle mi sana göre? Sanmıyorum. Yani çok affedersin ama bence bu zihniyette bir özür var. Ben sana bir şey demedim. Ben gerçekten seni düşündüm. Düşünme. Benim düşünecek bir şeyim yok. Bu bebek benim bebeğim. Benim elimi tutacak, benim suratıma bakacak ve gülümseyecek. Bana anne diyecek. Ve ben onu sadece anne olduğum için seveceğim. Sen merak etme. İzin verirsen giyineceğim artık. İzin senin.
aşkım. Ne oldu, ne bu yüzün Lale? Ha? Anlamadım ki. Destek olayım diye gittim. İşitmediğim laf kalmadı. Dönmekten beter etti beni. Yanlış anladı herhalde. Ya da üzüntüden deliye döndü, bilmiyorum. Sevginim, yani durumunu biliyorsun. Hani yaşadığı şey hiç kolay değil. O yüzden bu ara biraz alttan alacağız. Tamam mı? Bak ben bile abimi bu ara alttan alacağım. O kadar. Ya öyle yaptım zaten. Bir şey demedim, sustum. Derdini dinlemeye çalıştım. Biliyorum, öyleyim. Yalnız ben geç kaldım, işe gitmem lazım. Kendine iyi bak, tamam mı? Mercimek, anneyi üzme. Bu eşofman dar. Yeni aldığım dedim ya Nurgül. Tamam, onu getiriver. Hanımlar görüşürüz. Bu ne telaşı oğlum? İşler? Anne, birinin işlere koşması gerekiyor. İşler de sana kaldı değil mi? Yok canım, sorun değil. Merak etmeyin, siz her şey yolunda. Siz iyi olun da başka bir şey istemiyorum artık. Bu arada ben işe giderken Murat'a uğrayacağım. Varsa götürülecek bir şey götüreyim. Yok yok, ben de gidiyorum şimdi. Tamam, görüşürüz. O zaman ben bunu arabaya bırakayım. Tamam, geldim.